Çok hamile olduğum için birazcık çok yoruluyor. Çiğne oğlum, çiğne yetiştiremiyorum ki, ben de yiyeceğim. Ya bir şey söyleyeyim de, ben senden daha komiyim aşkım. Utanacağım şeyler yaptırma bana, ben çocuk değilim. Kamera eline çok küçük geldi yalnız. Ben ama böyle memem de sıkıştı böyle. Evet, şu an hangi kanaldayım? Şu an ben bu Yenenler'in YouTube kanalındayım. Oleyle en sevdiğim kanal. Günaydın sevgili Terkütçü kankalarım. Şu an bayağı sabah. 10-11 falan civarı bir şey. Yani daha önce uyandım. Kuzey uyudu. Öğlen uykusuna yattı ve ben de bir kahve içtim ve ondan sonra kamerayı açtım. Çünkü bugün günümü vlogluyorum. Yani günümü dediğim günümüzü olacak. Çünkü Eser de benimle olacak ve bütün günü vloglamayı hedefliyorum. Bakalım. Umarım başarılı olabilirsem yapacağım. Planımız da şu. Çok tatlış birinin Enisa Rıkkal'ın talk show'una katılacağız. Sevgililer günü için. Hazır dedim böyle bir aktivite. Normalde dışarı çıkmıyorum zaten. Böyle bir aktivite varken bütün hepsini bir vlogluyum işte. Yanıma aldıklarımı, kıyafetimi, cartımı, curtumu falan eve dönüşe kadar. Bakalım bir deneyeceğiz artık. Kısmet olduğu kadar diyorum. Şimdiden başlıyorum o zaman çekmeye dedim ve çekmeye başladım ben de. Bunları çekeyim önce. Bunlar benim giymeye karar verip giysem mi giymesem mi diye arada kaldığım şeyler. Hamilelikteyken bir şey giymek o kadar zor ki yani. Normalde oluyor zannettiğim şeyler, çünkü lastikli mesela. Beli lastikli ve oluyor zannettiğim şeyler bile olmuyormuş. Çünkü çok artık 32. haftalara geldim. Göbüşüm biraz fazla büyüdüğü için sadece bir tanecik kıyafetim oldu. Bir ve onu giymek zorundayım. Allah'tan sevdiğim bir şey ve güzel oldu ama gerçekten olmayabilirdi. Olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. AVM'ye de gitmedim için. O yüzden bunlar, bu kıyafetler bayağı denediğim ve asla olmayan şeyler ve buraya fırlatmışım. Bu arada bu aslında bizim odamızdı ama şu an Mete'nin odası oluyor. Bu duvar kağıdı aşırı tatlı bir duvar kağıdı. Şuna bakın. Şurası da aynısı olacak şu iki duvar ama ben yine online istediğim için duvar kağıdını ve iğrenç ölçüm aldığım için bu iki duvarı ölçmemişim ya da ölçmüşüm ama olmamış. Aşırı tatlı bir duvar. Bunları dün ayıkladık. Kuzey'in eski eşyaları yani yatakları falan filan, onları ekstra bir dolaba koyacağız. Biz kendi odamıza geçtiğimiz zaman şu an tam odaları yerleştiremediğimiz için kıyafetleri de ayıklayamadım açıkçası. Onu da başka bir güne ayıklayacağım. Belki onu da videoya çekelim üşenmezsem ve yorulmazsam. Çünkü artık çok hamile olduğum için birazcık çok yoruluyorum. Bu tam bir şey oluyor böyle. Hiç kimse boşluk, ben şu hamileyim muhabbeti gibi oldu ama gerçekten şu an sadece düşünebildiğim tek şey çok hamileyim ve çok yoruluyorum. Bu arada ufak da bir özet geçiyorum. Şimdi Eser uyuyor. Evden 2 gibi falan çıkacağız diye düşünüyorum. 2 ve 3'te de orada olacağız. Sonra 4'te de çekim başlayacakmış. Daha duşa girmedim. Önce gideceğim, duşa gireceğim. Sonrasında işte zaten makyaj falan evde yapmayacağım. Yani hiçbir şeyimi evde yapmayacağım. Sonra bir yanıma alacaklarımı hazırlayacağım. Ondan sonrasında ufak bir cilt bakımı yapabilirim. Ki makyaj kusmasın çünkü cildim biraz kötü olduğu için kusabiliyor bazen. Ondan sonrasında da hazırlanıp kahvaltı da yapmadı. Kahvaltı yapıp kuzeyimi öpüp çıkacağız. Bugün ondan ayrı olduğumuz bir gün olacak yani. Bayağıdır yine uzun süredir hiç ayrı kalmadık. Birkaç saat ayrı kaldığımız bir gün olacak. Evet, şimdi banyodan çıktım. Hızlıca şimdi cildime ne kullanacağımı gösteriyorum size sevgili takipçi kankalarım. Bu arada aşırı modum düşük gibi ya. Niye böyle acaba? Neyse, kahvaltı yapmadım diyedir diye düşünüyorum. Kahvaltı yapınca geçer herhalde. Biraz karbonhidrat yersem eğer. Çünkü uyandığımdan beri 4 saat oldu ve hala hiçbir şey yemedim. Sizin de böyle mi ya alışkanlığı? Sabah kalktığım gibi hiçbir şey yiyemiyorum. Ben sadece kahve içebiliyorum ya da çay. 2-3 saat sonra falan yiyorum genel olarak hep. Şimdi gösteriyorum ne kullandığımı. Şimdi şu bir maske. Bu biraz cildi soyan bir maske ve artık hamile olduğum için çok fazla kullanmamaya çalıştım ama bugün kullanacağım. Yani bir şey olmaz ama yine de çok kullanmadım. Zaten herkesin bildiği ve benim aşırı sevdiğim bir maske. Ondan sonra bunu yapıyorum. Bu daha böyle cildi böyle pütürleri alıyor. Bu daha soyuyor böyle, daha derin bir şey. Sonrasında tonik. Güzel bir tonik. Ama çok büyük yani. Senelerdir bitirememişim belli ki. Ama güzel yani. Kullanıyorum bunu da her gün. Bu da dünyadaki en iyi ama en iyi serum. Her gün sabah akşam bunu kullanıyorum yani. Gerçekten aşırı 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 memnunum. Bu da çok inanılmaz iyi bir nemlendirici. Ama çok yoğun. Normalde bu benim cildime fazla geliyor da bugün kullanacağım bunu. Makyaj yapacağım için. Anladınız mı sevgili takipçi kankalarım? Şimdi hızlıca bir onları kullanacağım yani, cildimi böyle temizleyeceğim. Sonrasında saçımı kurutacağım. Sonrasında muhtemelen kahvaltıda buluşmuş oluruz diye düşünüyorum. Eser de uyanmıştır diye umuyorum. Hayat tipe bak. Sabahları oğlumu ben besleyeyim. Bu bir şeydir. Rutin midir? Klasik rutindir. Zeytin ayıklayıp zeytin mi verirsin?
yararlı şeyler nasıl sevdirilir onu öğretiyorum. Bunun mı salata mı? Anne, anne kuşum. Zeytin nasıl yediğini mi göstereceksin? Hayır yavrum için. Geliyor, kuzey geliyor. Benim kadar zeytini seviyor ya. Zeytini geviş getirip çocuğa veriyorsun. Gerçekten böyle. Geviş getirmiyorum, koparıyorum. Al oğlum. Hayır geviş getiriyorsun lan. Yavaş yavaş çiğne çiğne. Çiğne oğlum çiğne yetiştiremiyorum ki. Ben de yiyeceğim. Hadi beni yiyeyim ya. Çok şey. Siyah zeytin bu kadar sever. Yeşil de seviyor bayağı ya. Ve onun zeytini çok severken benim zeytinlerden nefret etmem. Senin nefret etmez. Rezalete. Bu çocuk bana benziyor diyorum anlamıyorsun ya. Hadi beni yiyeyim. Oley. Oğlum azıcık çiğnersen biraz daha uzun kalır ağzında. Ne diyorsun İlhan, ilk defa ikimizi bir çekime götürüyorsun. Normalde hep eseri götürürdün. Şu an ben de dahil oldum. Evet şu an rahatız. Biz tecrübeliyiz bu konuda. Önce bir geldi ne eksik ne değil onlara baktık. Bence ben Eser'den daha kaprissizim. Bu konuda ne düşünüyorsun? Bak ikinizden kaprisi yok. Eser'in biraz var. Bu gözlük falan biraz ağlıyor. Bu gözlük bize büyük dert oluyor. Sürekli onu arıyoruz. Sen ne düşünüyorsun Koyan benimle bir çekime gitmek hakkında? Heyecanlıyız. Güzel. Güzel bir gün olacak. Seninle birlikte çekim yapmak hakikaten şeyde yankı da bulacak yani. Enteresan. Dijitalde başlayan birlikteliğimiz dolu dizgin dijital platforma taşındı. Yavaş yavaş televizyona doğru koşuyoruz. Heyecanlıyım ben de Koca. Böyle seninle sabahları gelin mutfakta tarzı bir program yapsak ister misin? Sen gelin mutfakta şarkısını çok severdin ama. Gelinin mutfakta. Mutlu musun şimdi? Şekersiz söylemişim ya. Neden istediğin gibi olmuyor bazı şeyler? Ya dedim ama ben... sana tabinat latte söyle diye. Gerçekten sen, ben de görüyorum sen bir şey çok isterken olmuyor. Olmuyor ya. Ben çok çok istersem böyle istemek de değil. Böyle ısrar edersem, ona ulaşmak için zorlarsam hep bana giriyor abi o. Kahve gibi mi? Tutmaç gibi. Meşale gibi tutuyor. Şuna bak kahveyi ya. Olimpiyatlara mı katılıyoruz? Ne bu ya? Bir programa çıkacaksın diye hemen o günü vlogluyor. Ne görmemiş insansın ya? Vallahi aşırı görmemişim ya. Ama ben genel olarak program görmemişim değil. Dışarıyı da görmediğim için hazır dışarı çıkmışken. Evet ya hep sokağa çıkıyor. YouTube'umda biraz şenlensin dedim. Televizyon programı. Gerekli şeyler için ünlüler. Çıkarım. Gereksiz şeyler için kendim. Ünlüler derken. Sanki bu da bir yenilik olabilir yani. Kimse bence bunu yapmamış olabilir. Esneme aşkım ya. Benim uyanmama 50 dakika var. Kocam kenarda benim reyaslarımı izleyip gülüyorsun. Yandı gönlüm. Hangi reyaz mı ya bunu bilmiyorum. Tuvalet reyazı bu. Aaa benim çekerken en çok güldüğüm. Bir şey söyleyeyim mi? Reyaslar için çok iyi bir oyuncu bulmuşsun. Tebrik ederim. Hayatıma bir çok iyi bir oyuncu buldum. Evet. Tebrikler. Videoda açıyorsun. Ne şaka Alex yapıyor. O ne güzel hayat. Ya bir şey söyleyeyim de ben senden daha komiyim aşkım. Fikir benim. Fikirlerin hepsi benim. Niye şu an kendini çok övmek istedin? Çünkü ben sanki seni zorluyormuşum, sen de komiklik yapmak zorunda kalıyormuşsun gibi anlıyorsun. Hayır, ben çok iyi bir oyuncuyla bedavaya anlaştın hissiyatı vermek istiyorum. Oyunculuk kariyerin... Oyunculuk kariyerim reelslerinde devam ediyor. Neyse ki kötü bir yere gitmemiş. Ben de reels oyuncusuymuşum, onu anladım. Bence de. En çok beğendiğim reelsi söyle. En çok beğendiğim reels. Evet. En çok beğendiğim reels. Şimdi bak hepsini izledim. Evet. Nozara'dan. Ona aşırı mutlu oldum Nozara'dan seni paylaştı diye kabul et. Evet ya Nozara'dan bizim şeyimiz gibi bir şey. Şişmanların... Bayrak taşıyanı mı? Evet. Şişmanların gururu. Ya şişmanların oldu. Önderi gibi bir şey o adam yani. Çok mutlu oldum ha çok tatlı. Ya beni Nozara'dan birebir tanıdığı bir şey yani hem mutlu etti hem çok ince üzdü.
Yani Monzara'nın kestiği midelerin arasına girme ihtimalimde biraz yeşerdi böylece. Hayır ya, sen o kadar şişman değilsin. Nozara'dan midemi kestirttin misin? O senin mideni kesmez. Bir de o ilk başta git zayıfla diyor. Sen o onun midesini kesme zayıflığına gelemezsin kendi kendine. Vallahi senin tempona uyarsam gelirim ben de. Hangi tempo? Senin yemek yeme isteğini. Yemek yeme isteğin çok yüksek senin. Yemiyorsun ama istiyorsun. Ah şey mi yesek diyorsun. Ben o sıra kafamda onu yiyorum zaten. Sadece kafanda da yemiyorsun. Gerçekte de isteyip yiyorsun. Ben de nasıl yiyorum? Azı dişlerin. Bu şakayı gerçekten anlatmadığımız için hiç komik olmuyor ya. Önce anlatman ve göstermen lazım. Göstermezsen komik olmaz kocam. Bu şakayı programda yapacağım. Tamam. O zaman sana hesaplı şakanda başarılar. Hesapsızca yapacağım ama umarsızca. Seninle 6 saat ayna karşısında uğraşıldı. Bana koltukta konsiyerje bırakılıyor. Ne? Konsiyer. Neydi o? Concealer. Ne? Concealer. 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 Bayağı iyi söylemişim yine. Konseraj dedim ya. Tamam ya, yine iyi. Ben Fransızcasını. Pardon. Canım. Bebeğim. Hazır mısın kocam? Hazırım, bak neler nasıl giyindim bugün. Ne kadar farklı olmuşsun. Evet. Şu an kayıttayız. Kayıttayız. İşte yine o kayıt. İlk çekimini yapıyor. Kamera sahibini buldu. İlk çekimde ya, bir tane de şey çektik ya. Bunu bu kamerayla ilk defa yaptım. Evet, bu kamerayla ilk defa. Çok güzel çekiyorsun. Bak bak, yavaş yavaş benden sana doğru pan yaptı. Bak senden bana doğru da yaptı. Gittiği yolu geri döndü. Stop'a basıyorum direkt değil mi? Sonra on-off'a bassan kapanıyor. Geldiğiniz için çok mutluyum. Biz de öyle. Valla biz de çok heyecanlıyız. İlk defa karı koca bir programda. İlk defa mı oldu? Bana mı nasip oldu? Bir de üç yılıyoruz. O müthiş bir şey. Onu bekleyince bizi izleyecek inşallah. Ve Enes dayısını da tanıyacak. Kocacığım, nasıldı benden çekim yapmak? Çok zevkliydi. Tebrik ediyorum. İlk sınavında çok başarılıydın. Çok doğal, çok sempatik, çok güzeldi. Teşekkürler kocacığım. Aferin, aferin sana. Güzel geçti mi bir talk show sunucusu olarak? Ne yaptın ışığı? İğrenç çok oldu. Çok iyi oldu şu an. Ay, iğrenç, uzayda gibi gözüküyorsun. Kapat aşkım onu. Sürprizlere açık olman lazım ben neyse. Görüntü net olmadığı zaman ben üzülüyorum. Bakalım şimdi montajdan da çıksın, iyice bakalım nasıl olacak. Bence ama hissiyatım çok güzeldi. Bence de güzeldi, ben de beğendim. İnsanlar da çok sevdi. Sen çok şeysin yani. Çok yeni hazinesin sektör için. Şu o kadar güzeldi makyajım ama hiç çekmedim kendi makyajımı ya. Nefret ediyorum şu yüzden. Sabahtan beri kendini çekiyorsun, ben anlamadım. Hiç çekmedim kendimi. Çektim, yani fotoğraf çekmeye çalıştım 3-5. Onlar iğrenç olmadı oldu. Olmadı işte bir türlü o da. Ama makyajım hiç net gözükmüyor. Şuradan ufak bir ışıktan bir... Tatlı tatlı, yavaş yavaş Beşiktaş'a gideceğiz. Evet, şimdi Beşiktaş'a gideceğiz. Seni de okuma provasına götüreceğiz. Ay, netlemedi. İzlemekten de kendimi alamıyorum Allah'ım ya. Senin için köri yatağında köri soslu köri yapmıştım. Oo, yemek yapmayı bilmiyorsun değil mi Radika? Peki ya aşk? Bir halta çözemediler yine. Anne! Cips var mı evde? Sen olacaktın var ya. Anne! Anne, bu ne hal? Çok yorgunum sevgili oğlum. Tam çamaşırda girişeceğim, dans ediyorum. Çıplak mı dolaşayım oğlum? Çıplak dolaşacağım ama kumaşa dolaştım. Ben iyi değilim ya. Neredeyim ben? Sen kimsin? Sana ne ya? Ne diyorsun be? Evet, ara verdik şimdi. Skeç okuma arası. Biraz bize işinden bahseder misin? İşim oturmak, dinlemek, tecrübelerimi ve birikimlerimi aktarmak, işe yararsa onların yaraması, yaramıyorsa eve dönmek. Ve Tolga Üyken'le çıktığımız bu yolculukta. Sen de bugün komedi dünyasını gezdin bayağı. Tebrik ediyoruz seni. Teşekkürler. Şovlar, kızım. Komedi programları. Bir talk show varsa katılırım. Alıştın. Şu sahneye de çık, bir orada çekeyim seni. Hayır ya, istemem. Utanacağım şeyler yaptırma bana. Ben çocuk değilim. Çık çık şurada ya. Azıcık dokun şu çok güzel hareketlere. Utanıyorum, şu yapma. Şu sahneye çık hadi ya. Ya ne yapacağım oraya çıkıp aşkı? Aşkım ya. Gelmişsin o kadar. Bir ölümü gör çık Bekamüs. Aa. Bekamüs. Aa, elektrik çarptı. Aa diye sallansam ya. İnanılmaz elektrik çarptı. Evet, inanılmaz bu çarptı. Bu anları kameraya kaydol. Nasıl saçmalığı ne? Cızıt diye ses mi geldi? Mi böyle iğrenç ayakkabıları giyiyorsun, yerde sürtünüyor elektriklenmişsin. Bu lastikler elektrik mi topluyor? Evet. Ver işte. Bir daha çarpılacaksam vermeyeceğim. Gerçekten korktum ya. Ben de korktum. Çok uzun süre çarptın. Neden öyle? Aa, evde çoluk çocuk aç. Orada şurada görüyorum. Oturuyordum bak. Tam şu koltuktaydı. Tam şu koltukta oturuyordum. Eskileri yad edebilirim istersen. Evet.
Bak burada iki tane o anlamda çok güzel hareketler oyuncuları var. Merhaba. Skeç mi tercih ediyorsun? Evet. Evet. İşte bu. İşte Eda, Yasin. Yasin son zamanların yükselen yıldızı. Yıldızı. Tek kişilik gösterileriyle, anlatıcılığıyla. Bu hafta hikaye var mı? Çalışıyorum abi, getireceğim. Vallahi mi? Evet. İşte bu. Eda sen? Bu hafta ben de sunum yapacağım. İşte bu. Hadi bakalım. Geliyor. Hadi bakalım. Türkiye hazır mı buna? Geliyor. Ve Fatih bir çocuk babası daha geldi. Ekipte. Bir mazlum daha. Biz sen yokken aşkım hep çocuk şeylerini... Hayır biliyorum Fatih'in çocuğu. Fatih'le konuşuyoruz. Fatih baba değilim Fatih diyor. Bu küçük ayrıntı yaptı. Evet. Vlog için iyi olur. Evet evet. Fatih diyor. Vlog çıkmış güzelmiş ya. Kamera eline çok küçük geldi yalnız. Ben ama böyle memem de sıkıştı böyle. Memem de sıkıştı. Böyle duruyorum böyle iki memem sıkıştı. Şu an var ya böyle hafif dekolte giysem inanılmaz seksiyim. Şu içeriği görmeniz lazım ya böyle bir işte. Yani bunları daha rahat yapıldı bir şeyler. Güzel hocam istersen göster de bir şey anlayalım. O hayır, tutmaç neyse. İğrenç ya. Hacım böyle tutulan öyle değil yani kameranın küçük olması dezavantaj olmuş burada. Hayır işte böyle olması lazım. Niye böyle mi senin yaptın? Aldığın bir tane kamera vardı işte o çekti. O yapıyor musun vlogda? Deniyor burası YouTube'a. Bravo. Yok ya tutmayacağım bundan sonra. Kendin biraz tutarsın meme, eline uygun kameranı. Biraz memelerini sıkıştırsaydın ya. Ya inanılmaz bak şuralarım iz çıktı şu an biliyor musun? Böyle çekeceğim diye perişan oldum. Batuhan kapat çektik. Abi. Ama seni gördük ve sevgililer günü yaklaşıyor. Evet. Bir gözyaşı hırsızından. Sevgiye sahip çıkmak gereken bu dönemlerde aşkı bulduğunuz zaman peşinden koşmaya asla üşenmeyin. Çünkü üşengeçlik aşkı bitirir. Bravo. Görüyor musun? Aşkım bir şey söyleyeceğim. Kameranın zoom'u var. Girmene gerek yok. Bizim zamanımız yok. Orayı verdik aldık yani. Yürüyerek zoom yapıyoruz. Yürümene gerek yok zoom için. Memelerimi sıkıştırıp ileriye doğru gidiyorum. Sürekli böyle bilmediğim bir meme squat peşindeyim ben. Çok fena. Gördün mü? Gözyaşı hırsızıyla da konuştuk. Çok mutluyum. Gerçek bir vlog oldu bu ya. Evet şu an güzel bir vlog oluyor. Şaşkınım. Evet. Bütün günle birleştirdiğinde. Ne zaman yayınlanacak bu? Hangi kanal? Cuma günü yayınlarız herhalde. Hayır, direkt cuma mı? Ama aşkla ilgili konuşturttuk Batuhan'ı. Evet. Bir şey olmaz. Evet. Aşk konuşturttuk. Aşk konuşturttuk. O kadar aşk anlattık ya. Bunu. Tamam. Bir şey olmaz. Cuma günü yayınlarız işte. Tamam. İşte Twitch dünyasının starı. Pıhlı Ses Pavyon. Pıhlı Ses Pavyon. Evet, şu an hangi kanaldayım? Şu an ben bu yenenlerin YouTube kanalındayım. Oley be, en sevdiğim kanal bu. İşte arkadaşlar, altına Pıhlı Ses Pavyon yükleniyoruz. En az 500 yorum. Bu video yayınlandığında görün orayı ne yapıyoruz. Ben artık hep vlog çekmeye buraya geleceğim. Ya içerik dediğim budur. Ben bıktım işte. Artık evde çekmeye. Bir şey söyleyeceğim. Böyle içerik mi izlenir ya? İnsan bir çabalar ya. Bir şey kocan çekiyor. Herkes çabalıyor. Ama bu benim içeriğim. Bir saniye. Evet. Bu benim içeriğim. Benim YouTube kanalımın içeriği. Çok o, iyi. O iş benim. Kaptırmam. Yani. Çok iyi. Ha, öyle olur. Öyle olur. Öyle olur. Olur öyle olur. Biz malzeme veririz. Aynen otobüs. Otopark mafyası gibi her hafta çökme de. Her hafta çökmem ya. Ayda bir gelirim. Ayda bir videomu kurtarırsınız. Ayda bir geliyorsun. Metin Pıllıs hariç. Anlaşma. Batuhan gözyaşı hırsızı iki videoda olur bir ayda. Bir tane konuk da çağırsanız böyle yandan oynayıp gacı şarkısı söyleyecek. İki kıvırtsan ben oha, bakacağım. Sen konukları da provada istiyorsun. Bravo. Aşkım ben bana da Twitch açalım lütfen. Yeter artık senin bu geceleri bana bırakmaman. Ne? Ben Twitch açmak istiyorum. Ya bir şey istiyorum. Söyleme bıktım senin Twitch muhabbetinden ya. Açamıyorum ki. Açamadığın için bıktım zaten. Şok şok şok. Ya inanılmaz oğlum biraz sessiz bir yer lazım. Çocuğumuzu yeri ayarladın beni attın alt katta bir yere. Orada da duramıyorum bana bir yer orada ver. Orada ses açılsın diye işte. Bana bir oda ver çocuk. Şimdi konuşun abi bu heh, işte ben. Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi edin aşkım, abi kavganı. Gerçekten bana bir oda ver. Twitch'te büyük, büyük makara açtı işte ya. Bak Twitch'te aşkım, onun eşi sen ben buluşacağız 4 kişi. Aynen. Beraber bazı geceler ben Kuzey, Batuhan muhabbet falan oldu. Batuhan'ın edebiyat ya. Sohbetleri. Evet. Kuzey'in Batuhan'la edebiyat sohbetleri. Kim bilir.
Berfu Yenenler'in kanalındasın. Evet, Berfu Yenenler'im. O yüzden seninki olsaydı ben orada çok şey yapmamayı düşünüyorum ama Berfu Yenenler'se eğer daha sevecen bir tavırla takılabilirim. Vay hemen gülümsedi. Evet. Bir şey diyeyim, ben bir şeye bastım, kırıldı bence. Şarj aletini kırmıştı. Şarj aletini... Param parça. Aşkım niye buraya şarj aleti koydunuz ya? Bu koltukta duruyordu, yere atmıştın. Ha ben yere atıp üstüne mi bastım? Ben neye kızdım peki? Ben şarj aletine niye o kadar sinirlendim? Kırıldı mı bakma ki. Sevgili kocam saat 12 ve evimize dönüyoruz. Bugün evet dönüyoruz. Aşırı çalıştığımız bir gün güzel değil bir miydi? Çalıştık. İlk defa talk show programına katıldık. Beni okuma provasına geldin, çok güzel hareketlerin. Güzel, verimli, eğlenceli bir gündü bence. Evet, aşırı çift olarak. Yorgun olduğumuz bir gün oldu ama. Biraz yorulduk evet, maalesef öyle oluyor. Gideceğim ama eve gittim ama duşa gireceğiz önce. Evet, duş. Evet, koca. Odalarımız da değişti. Duş, hangi duşa giriyorum ben? Sen alt katta giriyorsun. Evet. Ben de üst katta gireceğim. Sinir oluyorum bu duruma. Benim nerede duş alacağımı netleştirmedin hala. Metenin nerede uyacağı belli. Ama benim şu an duş yerim belli değil aşkım. İnanılmaz ya. İnanılmaz. Tabii o zaman kapatıyorum. Bay bay. Evde de en son bir... Duşumu mu çekeceksin? Duşunu çekmeyeceğim. Artık ya finalde çıplaklık mı? Duş yakamdan. Sana şaka verdim, yaparsın bir ara. Çok güzel şakaydı aşkım. Videoyu burada açtım. Muhtemelen burada açmıştım yani, tam bu aynanın önünde. Burada da kapatıyorum. Of, sesim falan çatallanıyor yorgunlukta. O kadar uzun süredir bu kadar yorulmamıştım ve bu kadar saat dışarıda geçirmemiştim ki. Bittim yani. Banyo geldik, banyoya girdik. İşte makyajımı falan temizledim. Ondan sonra bir oğluma baktım. Şimdi de artık ben de uykuya geçiyorum. Böyle bir gündü. Bakalım. İnşallah güzel bir vlog çıkacak diye umuyorum. Size görüşürüz diyorum sevgili takipçi kankalarım. Hoşçakalın, hoşçakalın, hoşçakalın. Abone olun, trenize sokun. Bunları sakın unutmayın.